Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda sistemlerin kütle merkezi üzerinde biraz konuşma yapacağız. Kütleler birleştirildiğinde birleştirilmiş sistemlerin kütle merkezinin nasıl bulunacağından söz edeceğiz. Dolayısıyla daha önceki videomuzda dedik ki ağırlık olarak ne seçebiliriz cisimlerin ağırlığı olarak? Eğer cisimler tel benzeri kalınlıkları önemsenmeyecek düzeyde küçük ise genelde ağırlıkları uzunluklarıyla doğru orantılı olur. Bazen aynı maddeden yapılmış çubukları karşılaştırdığımız zaman bu çubuklar aynı maddeden yapıldıkları için uzunluğunu ağırlığı oranında ya da ağırlıklarını uzunlukları oranında alabiliriz. Eğer farklı öz kütlelerde yapılmışlarsa uzunluklarını aynı zamanda öz kütleyle çarpacağız. Yani ağırlıkları uzunluk çarpı öz kütle olacak. Bazen levhalarla ilgili çalıştığımızda ise levhaların ağırlıklarını levhaların alanlarıyla doğru orantılı alacağız. Eğer levhalar aynı maddeden yapılma ise alanları yeterli. Eğer aynı maddeden değilse alanlarıyla öz kütlelerini çarpacağız. Üç boyutlu cisimlere baktığımız zaman bu küre olabilir. Bu silindir olabilir, piramit olabilir. Bu şekildeki cisimlerin ağırlıkları aynı maddeden yapılma ise hacimleriyle doğru orantılı olur. Eğer farklı maddelerden yapılmışsa hacimlerin öz kütleleriyle çarpacağız. Çember gibi tel çerçevelerin ağırlıkları ise çevreleriyle ilgili olabilir. Aynı maddede yapılmışsa çevrelerini alacağız. Farklı maddelerden yapılmışsa çevreleriyle öz kütlelerini çarpacağız. Bugünkü videomuzun ana gündemi bu tür cisimler olacak. Daha sonra konu kavrama ve kazanım tarzı sorularla konumuzu biraz daha geliştirmiş olacağız. Evet, değerli arkadaşlar, bu verdiğimiz bilgiler ışığında burada şekilde görüyorsunuz iki tane yapı verilmiş. Bu eğer bir levha ise değerli arkadaşlar, aynı maddeden yapılmışsa bunları genelde alanlara alacağız, ağırlıklarını. Eğer aynı maddeden yapılmamışsa alanlarıyla öz kütlelerini çarpacağız. Eğer bunlar 3 boyutlu cisimler ise hacimlerini alacağız. Aynı maddeden yapılmamışsa öz kütlesiyle de çarpmış olacağız. Değerli arkadaşlar, birleştirilmiş sistemlerin kütle merkezleri sistemlerin kütle merkezini birleştiren doğru üzerindedir. Örneğin L1 çubuğu ile L2 çubuğun kütle merkezi şu kesikli doğrultu üzerindedir. Ya da dikdörtgen prizmasıyla levhanın kütle merkezi çizgiyi birleştiren doğrultu üzerinde olacak. Sevgili gençler, ilk sorumuzla başlarsak olaya, türdeş bir telin bükülmesiyle oluşturulan parçanın şekildeki gibi dengede kalması isteniyor. Buna göre tel hangi nokta veyahut da noktalar arasında asılmalıdır diyor. Şimdi bu tip sorularda genelde benzer parçacıkları düşünmek gerekir. Mesela şu 2'ye 2, bu da 2'ye 2. Dolayısıyla K ve M'nin kütle merkezi burası, soldakinin kütle merkezi burası. O zaman her ikisinin kütle merkezi burası. Burası 4 kök 2. 2, 1, 2, 3, 4. 4 kök 2 alabilirsiniz uzunluk olarak. Bununki de 2 değerli arkadaşlar. İkisini birleştirdiğim zaman 4, 2, 2'den çok büyük olduğu için kale aralığında astığımda çubuk dengede kalabilir. İkinci soruya geldiğimizde aynı maddeden yapılmış türdeş, aynı kalınlıktaki X ve Y levhaları ile yapılan sistemin ağırlık merkezi hangi nokta veyahut da aralıktadır diyor. Noktalar arası uzaklıkları eşit, pi'yi 3 alınız diyor. Değerli arkadaşlar, aynı maddeden yapıldığı için ve bunlar levha olduğu için ağırlıkları alanlarıyla oranlı. Dolayısıyla dairenin alanı pi r kareydi. Pi 3. R'si de 2 olduğu için bunun ağırlığını 12 ile orantılı alabiliriz. Üçgenin alanı levha olduğu için alanına bakacağım. Şurası 4, burası da 3 olduğu için bununki de 6 ile orantılı alınabilir. Dolayısıyla bir öz eleştiri de şöyle yapabiliriz burada. 12'yi 2 alırsa 6'yı 1 alacağım.
O zaman şuraya göre tork aldığımda buradan O noktasından uzaklığını istediği için X eşittir. Ya da şöyle yapayım. 2'den X kadar uzaklıkta olsun. 2 çarpı X eşittir. 1 çarpı 1, 2, 3, 3 eksi X dediğimde 2X artı X eşittir 3 dedik. Buradan X eşittir 1 çıkar. Yani R kadar uzaklıkta olacak. Bu K noktası olmuş olacak. Aynı maddeden yapılmış, kendi içlerinde türdeş ve aynı kalınlıktaki dairelerin yarıçapları sırasıyla 3 ve 1'dir diyor. Daireler şekildeki gibi birleştirildiğinde sistemin ağırlık merkezi hangi nokta veya aralıktadır diyor. Değerli arkadaşlar, yine aynı maddeden yapıldığı için ağırlıkları alanlarıyla orantılı. Pi r kareyi kullanacağım burada. Burada da pi r kareyi kullanacağım. Pi her ikisinde olduğu için sadece yarıçapların karesine bakayım. 9'un karesi gelecek. Buradan da 1'in karesi gelecek. 1'e 9 olacak. Buradan x kadar uzaklıktaysa 9x eşittir 1 çarpı 1, 2, 3, 4, 4 eksi x. Burası 10x eşittir 4'ten. X eşittir 2 bölü 5. Yani R'den küçük olacak. Bu da KL aralığını verebilir. Şöyle de yapabiliriz değerli arkadaşlar. Bu tür soruları şu şekilde de yapabiliriz. Bizim iki tane kuvvetimiz var. 1 ve 9. Biz eksen takımını buraya koyalım. X, Y eksenini. Buraya göre tork alalım. O zaman X kütle merkezi M1 X1 M1 çarpı burada 1, 2, 3, 4 R bölü toplam kütle M1'e de 1 dedik. Toplam kütleye bakıyorum. 10. Gaydın arkadaşlar. 14 R bölü 10 ya da 2 R bölü 5'i bu şekilde de bulabiliriz. Öz kütleleri sırasıyla D ve 3D olan türdeş, silindir ve küre biçimindeki cisimler yan yana konulmuştur diyor. Buna göre sistemin kütle merkezi O noktasından kaç R'ye kadar uzaklıktadır diyor. Silindirin kütle merkezi yüksekliğinin yarı noktasındaydı. Bunlar 3 boyutlu cisimler olduğu için hacmi çarpı öz kütlesi olacak. Bunun hacmi pi r kare h'tı. Pi burada da var. Burada da var. Pi'yi yazmıyorum. R karesi 4 r kare çarpı 6 r çarpı d diyeceğim. Küre 4 bölü 3. Pi'yi almıyorum. R küp 8 r küp çarpı 3D verdi. Burada 32 R küp D olacak. Yine burası 24 R küp D. O zaman bunları sadeleştirmeye götürelim. İki tane kuvvetimiz var. Her taraf 8'e bölünür. Burası 3, burası 4 olur. O zaman buraya göre kütle merkezini oluşturayım. X eşittir 4 çarpı aradaki mesafeye bakıyorum. 2, 3, 5 R toplam kütleye bakıyorum. 7. Burada şöyle kısa yol da oluşturabiliriz değerli arkadaşlar. Kısa yol şöyle. Biz eksenimizi şuraya göre alalım. Şuradan alacağım. Çünkü O noktasından uzaklığı demiş. Ekseni şöyle seçelim. 3 çarpı 5 R bölü 7 olacak.
O da 15 bölü 7 R olacak. O noktasından uzaklığı dediği için O noktasında uzaklık burası. Buraya X dedim. X'i bu şekilde bulabiliriz. Ya da 4 çarpı X eşittir 3 çarpı 5 eksi X'den 7X eşittir 15. X eşittir 15 bölü 7 buradan da bulunabilir. Beşinci soruya geldiğimde değerli arkadaşlar, eşit bölmelendirilmiş kale çubuğunun her bir bölmesi 2 birimdir. Çubuk bir destek üzerine şekildeki gibi konulduğunda dengede kalmaktadır diyor. Çubuğun üzerine kesikli çizgiler ile gösterildiği gibi özdeş 3 çubuk daha yerleştirilmiştir. Tüm çubukların K uçları aynı yönde olduğuna göre sistemin dengede kalabilmesi için destek kaç birim hareket ettirilmelidir diyor. Şimdi kale çubuğunun kütle merkezi burası. Kale çubuğunki burası değerli arkadaşlar. Üstteki çubuğunki burası. Onun üstündeki çubuğunki 1, 2, 3 burası. Onun üstündeki çubuğunki burası. O zaman bunları birleştirdiğimde şunu birleştirdiğimde şuradan 3 birim gelir. Şununki ise 1 birim olur. Şurası her birim 2 birim olduğu için 4 olur. O zaman şuradan 4 birimse şunu şöyle 2'ye bölün. 1, 2, 3. O zaman bunu 3 birim kaydırmak zorundayım. Burası 1 birim, burası 3 olduğu için. Demek ki 3 birim sistemi kaydırırsa sistem dengede olmuş olacak. 3 birim kaydırdığımda. Bunu bir daha vereyim. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Burada buluşurlar. Bununki de burası. 1'e 3. 1'e 3 buraya geliyor. O zaman destek kaç birim hareket ettirmeli? Şimdi bizim desteğimiz buradaydı. Bizim kütle merkezimiz burası oldu. 2 birim, 4 birim, 5 birim hareket ederse sistem dengeye gelmiş olacak. Altıncı soruya baktığımızda aynı türdeş levhadan kesilen homojen K dairesi, L üçgeni ve M dikdörtgeni ipler yardımıyla asılıyor. Cisimlerin hangisi dengede kalır diyor. Bir cisim asıldığında uzantısı kütle merkezinden geçmeli. Kütle merkez burada kırmızı çizgi. Bu dengede kalamaz. Kütle merkez burası dengede kalır. Bu da dengede kalır. K ve L dengede kalır. Yedinci soruya baktığımızda türdeş bir tel ile oluşturulan şekildeki parça M noktasında bir iple asılıyor. Buna göre ipin uzantısı hangi nokta veyahut da noktalar arasında geçer diyor. Bunu parçalı sistem gibi de düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Parçalı sistem gibi düşünürsek mesela bir parçalı sistem olarak düşünelim. Ve Y'sini bulalım. Bunun kütlesi tam X ekseni üzerinde olduğu için 0, 1, 2, 3 parça. 3 çarpı 3 bölü 2.
tam şurası 1, 2, 3 parça ve 3 bölü 2. Şununki 2 parça çarpı 3. Şununki 3 parça çarpı 3 bölü 2. Böyle toplam kütle 3, 6, 8, 10. Y eşittir. Dokuz bölü iki, on sekiz bölü iki, dokuz gelir. Altı da buradan gelir. 15, 1,5 yapar. Bakıyorum. 1, 1,5 NP arasında dengede kalmış olur değerli arkadaşlar. Y'si 1,5 olacak. NP arasında dengede kalmış olacak. Kendi içinde türdeş olan x, y, z teleriyle oluşturulan sistem k noktasında asıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır diyor. Buna göre sistemin ağırlık merkezi o noktasıdır diyor. Sistemin ağırlık merkezine baktığımda x çubuğunki, z çubuğunki şu şekilde olmalı. Ağırlık merkezi o noktası değil. Bunu atladım. X'in kütlesi z'ninkine eşittir. Evet, torkların eşit olması için kütlelerin eşit olması lazım. Y telinin kütlesi z telininkine eşittir. Doğru olabilir diyor. Y ile z'yi kesinlikle karşılaştıramayız ama doğru olabilir dediğinde bunu doğru kabul edebiliriz. Dokuzuncu soru. Bir önceki yanıt 2 ve 3'tü. Aynı maddeden yapılmış olan aynı kalınlıktaki K dairesi ve L dikdörtgen levhası türdeştir diyor. Buna göre sistemin ağırlık merkezi nerededir diyor. Bunun alanına bakarsam 4 çarpı 6'dan 24 gelir. Bununkine pi r kareden 4, 12 gelir. O zaman bunu 1'e 2 alabiliriz. O noktasından dediğine göre buraya göre x'i alayım. 2 çarpı burası 3 r. 2 çarpı 5 r. Böyle toplam kütle 3. O da 10 bölü 3. R yapar. Yarıçapı R ve 2R olan kendi içlerinde türdeş K ve L silindirleriyle oluşturulan sistemin ağırlık merkezi O noktasıdır diyor. Buna göre K silindirin öz kütlesi L silindirin öz kütlesinin kat katıdır diyor. Burada gene 3 boyutlu cisimler olduğu için hacim çarpı öz kütleyi esas alacağız. Pi R kare çarpı H'dan burayı pi'yi almıyorum. Pi buradan da gelecek. Burayı 4 ile orantılı alayım. Şu yarıçap 2R 4R kare çarpı 3 burası da 12 ile ilgili olacak. O zaman bunun ağırlığını 1 ile bunun ağırlığını 3 ile orantılı alabilirim. Bir de öz kütleyle çarpmam lazım. Onu unutmayın. Yani DK 1 çarpı dk o noktası ağırlık merkezi olduğuna göre 2r eşittir 3 çarpı dl çarpı 3r bölü 2. Burası 4 dk eşittir 9 DL olacak. DK bölü DL'yi oluşturduğumda 9 bölü 4 olacak. Evet değerli arkadaşlar son soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi paralel kuvvetlerin bileşkesine benziyor bu tür sistemlerin. Yalnız burada metal mi, levha mı, 3 boyutlu cisim mi ona dikkat etmeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlar bir sonraki videoda bir sisteme eklenen ya da sistemden çıkartılan parçaların kütle merkezine etkisini göreceğiz. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen bizlere bildiriniz. Hepinizi kucaklıyorum. Hoşça kalın.
Thank you.